Biz Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak depremin yaşandığı 6 Şubat sabahında sahadaydık. Hem deprem çalışmalarına katıldık hem de mülkiyeti vakıflarımıza ait eserlerimizin hasar tespit çalışmalarında bulunduk. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak bölgemizde 4 tane ilimizin hasar tespit çalışmalarını tamamladık. Bu illerimizde 184 tane eserimiz bulunuyordu. Bunlardan 12 tanesinin hasar gördüğünü tespit ettik. Biz bu yapılarımızı korunması gerekli kültür varlığı olarak gelecek nesillere bırakmakla görevli olduğumuz için bu yapıların tamamında biz arşivleme çalışmalarını tamamlamıştık. Envanterimizde bu yapılarımızın tamamının projeleri yer alıyordu. O yüzden tespit çalışmalarımızda, envanterimizde bulunan röleve çalışmalarımız bizim için hasarın ne kadar olduğu ile ilgili gerekli bilgiyi almamızda çok yardımcı oldu. Şu anda restorasyon çalışmaları da yani restorasyon projeleri de tamamlanmak üzere. Bundan sonraki süreçte restorasyon eğer mevsim koşulları imkan verirse restorasyona başlamayı planlıyoruz. Ve projeleri bilim kurulu nezaretinde yaptık. Bu bilim kurullarını da çeşitli üniversitelerden konusunda uzman hocalardan oluşturduk. Yani bizim için her fikrin önemi vardı. Bu yapılar çünkü bizim için önemliydi. Tabii ki şunu da belirtmek istiyorum. Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak biz Avrupa'da öncü, bu konuda öncü ülkelerin yaptığı restorasyonlarla boy ölçecek düzeyde hem malzeme, hem işçilik, hem uygulama konusunda gerçekten yarışacak düzeydeyiz. Örneğin Ulu Cami çok önemli ve büyük bir yapı. Yaklaşık 7 senedir restorasyonu tamamlanmış olmasına rağmen depremde herhangi bir hasar almadı ve depremzede vatandaşlarımıza ev sahipliği yaptı, barınma merkezi oldu. Bu da bizim yaptığımız restorasyonların gerçekten titizlik ve kalitesini gösteriyor. Dediğim gibi bunlar bize ecdat yadigarı, bunların geleceğe aktarılması için biz bu konuda gerçekten titiz davranıyoruz. Her taşın, tuğlanın, yapıyı oluşturan bütün ögelerin bizim için gerçekten çok hayati bir önemi var. Biz yapıya en az müdahaleyle yapıyı gelecek nesillere en sağlam şekilde aktarmayı hedefliyoruz.